terör tehdidi, ikili anlaşmalar, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, AGİT ve NATO kapsamında görevler. Denizde, karada ve havada. Mehmetçik 3 kıtada 11 ülkede. Türk askerinin ilk yurt dışı görevi tam 72 yıl önce başladı. Tugay seviyesindeki birlik zamanla küçüldü. 21 sene barışa hizmet etti. Mehmetçiğin Kore görevi NATO kapısını araladı. Amerika Birleşik Devletleri gibi, bazı Avrupa devletleri gibi, Fransa, İngiltere gibi devletler ya da Rusya gibi devletler kendi çıkarlarını korumak, biraz da kendi emperyalist yapılarını ortaya koymak için, çıkarlarını ortaya koymak için bir takım üsler kuruyorlar. Ama Türkiye öyle değil. Türkiye buraya giderken bir güvenlik tesis ediyor. Güvenlik mimarisine çok önemli katkı sağlıyor. Bugün uluslararası güvenlik mimarisi değişiyor. Merkezi nokta geçmişte Doğu Avrupa'ydı. Artık güneye doğru evrildi. Özellikle Orta Doğu ve Akdeniz'i. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı da bölgedeki dengeleri değiştirdi. Türk askeri 48 yıldır barışın teminatı. Tanımazsa bu biz sendeniz, sen bizden. Akdeniz'deki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Türk kolordusu müthiş derecede stratejik, hatta politik önemi haiz bir güç. Bütün dengeleri alt üst eden bir güç. 74'ten itibaren ortaya çıkan güç dengesi Doğu Akdeniz'e özellikle bütün oyunları bozuyor. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk Silahlı Kuvvetleri varlığı, başta adanın güvenliği ve istikrarı artı soydaşlarımızın güvenliği açısından bakıldığında oraya yapılabilecek herhangi bir sert güç harekatını ya da bir hamlesini ortadan kaldıracak caydırıcılık yapısına, gücüne sahip. Türkiye 70 yıldır NATO üyesi. İttifakın ikinci büyük ordusuna sahip. Bu süreçte kritik görevler üstlendi. Üstlenmeye de devam ediyor. Bosna Hersek'te huzur ve güvenin teminatı oldu. Kosova'daki uluslararası barış gücünde de yer aldı. Her iki ülkenin silahlı kuvvetlerine eğitim desteğini sürdürüyor. Afganistan'da da 20 yıl boyunca görevini başarıyla icra etti. Mehmetçik Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında faaliyetlere de katıldı. Lübnan, Mali, Orta Afrika Cumhuriyetleri de o ülkelerden bazıları. İstikrar ve entegre harekatlarında görev üstlendi. Avrupa Birliği kapsamındaki harekatlara da destek olan yine Türk askeriydi. NATO'nun ortak olarak belirlemiş olduğu temel görevlerin icrası için kullanılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oradaki varlığı. Bunlardan bir tanesi kolektif savunma. İkincisi işbirliği güvenlik mekanizması. Diğeri caydırıcılık. Bütün bu temel üç tane görevde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Silahlı Kuvvetleri bazı bölgelerde NATO misyonları kapsamında konuşlandırılmıştır. Tek başına bir üs olmasa da oluşturulmuş BM, Avrupa Birliği ve NATO komutasındaki üslerin içerisinde askeri tesis elde etme ve bir vazife icra etmek için konuşlanmış Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerleri olarak söylemek lazım. Libya, Katar, Azerbaycan, Somali. İkili anlaşmalarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlık gösterdiği ülkeler. Onların silahlı kuvvetlerine tecrübesini aktarıyor. Subay ve assubayları eğitiyor. Barış ve istikrarın korunmasını sağlıyor. Hava, deniz ve kara güçlerine danışmanlık hizmeti de veriyor. Ayrıca Türk ordusunun ülkelerdeki varlığı caydırıcı güç çarpanı oluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bir yerde ister üst kursun, isterse personel görevlendirsin. Dördüncü fonksiyon olarak da lojistik, ikmal ve Türkiye'deki gelişmiş olan savunma sanayi ürünlerinin pazarlanması için de aslında bir alan açıyor. En önemlisi diplomasiye çok önemli bir alan tesis ediyor. Bizim yurt dışındaki diplomatlarımız konuşlu olan bir Türk birliği varsa o ülkede çok daha rahat masada hareket ediyorlar, çok daha rahat kararlarda dik durabiliyorlar. Bunun da diplomasiye katkısı olduğunu söylemekte fayda var. Türkiye terörden en fazla zarar gören ülke. Sınır güvenliğini korumak için Mehmetçik her an teyakkuzda.
Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi kapsamında Suriye ve Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri meşru müdafaa hakkını başarıyla yerine getiriyor. Her iki ülkede çok güçlü üsler bulunduruyor. Türkiye yurt dışında çok sayıda askeri üsse sahip. Adım attığı her bölgede istikrar için çabalıyor. Sadece askeri gücünü değil, diplomasisini de konuşturuyor.